Sigara alışkanlığı evliliğe de zararlı. Evlenmeden önce sigarayı bırakma sözü verip bırakmamak boşanma sebebi. Emsal niteliğindeki kararı Yargıtay verdi. Sigara için hani tutamayacağı sözleri vermesinler bir kere. Ben de içiyorum. Hani tutamayacak söz verilmesin. Verildiği zaman da sonunda problemler yaşanıyor. Yani sigarayı bırakmamak, hanımı bırak daha iyi. Evlenmeden önce sigarayı bırakma sözü verdi ancak sözünü tutamadı. Mahkeme söz verip de sigara bırakmamayı boşanma sebebi saydı. Eğer sigara konusunda hassassam en baştan evlenmem. Yani bunları en baştan konuşacaksın ki sonradan sıkıntı yaşamayacaksın. Hiçbir zaman şey yapmadım, müdahale etmedim. Çünkü zaten evlenmeden önce de içiyordum. Bırak falan hiçbir şey demedi. Şu anda ben de içmiyorum. İkimiz ortak noktayı bulduk en sonunda. İlginç dava Mersin Silifke ilçesinde görüldü. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Davacı koca eşinin sigara ve alkol bağımlılığı olduğunu ileri sürdü. Evlenmeden önce söz verdiği halde bırakmadığını savundu. Eşim bana dediği şu, Galip dedi, sigarama karışma, her istediğini yaparım. Nokta, bitmiştir. O bana karışma, ben ona, yani başta zaten ikimiz de birbirimizin içtiğini bildiği için bir şey demedik sigara hakkında, yani iç veya içme diye. Basit halledilebilir bir konu ama yani ancak saygıyla falan çözülebilir herhalde. Bence verdikleri sözünde durmaları gerekiyor. Yani böyle yapan günümüzde çok fazla insan var. Yani evli çiftler arasında aynı problemleri ben de yaşıyorum zaten. Verilen sözlerin hiçbirinde durulmuyor ve bence boşanma sebebi sayılmalı. Mahkeme kadını verdiği sözü tutmadığı için kusurlu buldu. Çifti boşadı. Karar temyize gitti. Sonuçta bir evlilikte bir yemin olarak, yasal olarak öyle görülüyor ya. Hani bunun hukuksal karşılığı da bu yemine yerine getirilmemesi olduğu için hukuksal olarak doğru olabilir. Söz veriyorsanız zaten sözünüzü tutacaksınız. Yani sonuçta o bir taahhüt yerine geçiyor demek ki orada. Son sözü Yargıtay söyledi. Söz verildiği halde sigarayı bırakmamak kusur sayıldı. Gerekçe olarak kötü alışkanlıkların erkeğin hayatını çekilemez hale getirmesi gösterildi. Bunun sözünü almak bile bana göre saçma bir şey ya. Benim kız arkadaşım kullanıyor. Aramızda bir sorun yok yani çok şükür. Evli de olsan, arkadaş da olsan saygı duymak zorundasın. Yani kimseyi şart koşamazsın diye düşünüyorum bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.